Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bugün Albee aracımıza, 2003 model Albee aracımız bu şekilde, gördüğünüz gibi yaklaşık bir 4-5 ay olmuştu aracı alalı ve alt marş bir yerler, ayna kapakları, kapı kolları vesaire buralar haliyle siyah. Biz şimdi bunları boyama işlemini gerçekleştireceğiz. Her şeyini hazırladık. Şu an hafiften şöyle maskeleme işlemlerine başladık. Burayı komple yukarıya doğru bir poşet yardımıyla, çöp poşeti yardımıyla maskeleme işlemi yapacağız. Daha sonra şurada görmüş olduğunuz gibi önce şurada zımparalarımız suyun içerisinde, boyamız var, verniğimiz var ve gri astarımız var arkadaşlar. Aracın renk koduna göre şu şekilde boya bastırdık. Bu da normal akrilik sprey verniğimiz, gri astarımız, boyanın daha iyi tutucu olabilmesi için önemli. Bunlar da şöyle görüyorsunuz kırmızı. Biz bunları şöyle çantın içinden gözüküyor sanırım. Boyalar bayağı eskimiş kampanaların. Onları da bu vesileyle tazelemiş olacağız. Şimdi biz önce bir maskeleme işlemini tamamlayalım arkadaşlar. Her iki tarafı da. Marş bir yerlerden sırayla zımpara işlemine başlayıp sırayla işlemleri devam ettireceğiz. Maskeleme işlemini bitirdikten sonra tekrardan görüşürüz. Şu şekilde sağ tarafın maskeleme işlemini tamamladık. Şöyle çöp poşeti yardımıyla hızlı bir şekilde aracın kaportasına boya gelmeyecek şekilde maskeleme işlemini yaptık. Şimdi zımparalama işlemine geçeceğiz. Daha sonra astar, boya, vernik işlemiyle devam edeceğiz. Kullandığımız zımparalar şu şekilde 800 ve suyun içinde görüyorsunuz 1500'lük. Bir kalın bir de ince zımpara kullanıyoruz. Kalın olan 800'lüğü önce zemini düzeltmek için, hani pürüz falan varsa onları düzeltmek için üstten yapıyoruz. Daha sonra astardan sonra 1500'lük olanı kullanacağız. Yine astarın üstündeki pürüzleri vesaireleri düzeltmek için. Şu şekilde zemini sulu bir şekilde zımparalamaya başlıyoruz arkadaşlar. Olabildiğince iyi zımparalarsanız yapacağınız boya da bir o kadar uzun ömürlü olacaktır. O yüzden bu işlemlere sırasıyla çok dikkatli bir şekilde yapmanız gerekiyor. Şimdi biz parçanın zımparalama işlemini yapalım. Daha sonra astar kısmıyla devam ederiz arkadaşlar. Zeminimizi hazırladık. Üstünden zımpara yaptıktan sonra da bir bezle silersiniz. Temiz bir zemin kalır. Bu şekilde gri astarımızı atmaya başlayabiliriz arkadaşlar. Önce bir tat toz halinde çok fazla kapatmadan atarsanız daha sonra üstünden tekrar bir kere daha geçeceğiz arkadaşlar. Zaten alt tarafa çok fazla inmiyor. Bunu kurumaya bırakalım. Daha sonra üstünden bir kat daha tam kapatacak şekilde
Astarı geçeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra görüşürüz. Tam ikinci kat astarımızla attık. Kurumaya başladı. Şu an tam güneşe karşı zaten. Bu astar kuruduktan sonra üstüne ince bir zımpara geçeceğiz tekrardan. Ondan sonra da boya işlemine geçeceğiz arkadaşlar. Astarımızı attık. Şu şekilde düğümüz, pürüzsüz bir yüzey elde ettik. Astarımızın zımparasını da yaptık inceden. Şimdi aracın boya koduna göre bastırmış olduğumuz sprey boya ile marş bir yerimizin boyama işlemine geçebiliriz. İnce bir şekilde boyamızı attık. Şimdi tamamen kapatacak şekilde atmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Daha sonra vernik atacağız. Boyanın çok fazla kurumasını beklemeden şu şekilde göstermiştik. Akrilik verniğimizi boyanın üstüne atıp daha parlak bir görünüm sağlayıp işlemimizi sonlandıracağız arkadaşlar. Şu an vernik aşamasındayız arkadaşlar. Boyamızı biraz kuruttuktan sonra daha parlak bir görünüm alması için bu şekilde verniğimizi de attıktan sonra artık işlemlerimiz bitti ve tamamıyla kuruduktan sonra maskeleme olayını da kaldırıp en son görüntülerini paylaşırız sizlerle. Evet arkadaşlar, marş bir elimizin boyası artık tamamıyla bitti. Maskelemeyi de kaldırdık. Şu şekilde kenardan görünüşü. Renk ton farkı ister istemez var. Ama hani marş bir elin daha parlak olmasının sebebi hem boya yeni hem de plastik aksam olduğu için tamponla marş bir el daha yakın birbirine. Ama kaporta kısmı ister istemez boya farkı var arkadaşlar. Gün gün yapacağız. Bugün marş bir elleri anca bitirdik. Çünkü geç başladık. İlerleyen zamanlarda da inşallah yarın veya bir sonraki gün kapı kolları, ayna kapağı ve ön sis çerçevesi de hazır olmuş olacak. Yine onların da aşamalarını kısa kısa almaya çalışacağım arkadaşlar. Burada sonlandırıyorum videoyu. İlerleyen günlerde tekrardan diğer parçalarla videoya devam edeceğim. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sislerimizin maskeleme işlemini tamamladık. Zımpara işlemini yapıyoruz şu anda. Sağ taraf kaldı. Sol tarafı hallettik. Bu şekilde İçini, kenarlarını komple güzelce maskelemeyi yaptık ve zımparasını attık. Şimdi sırasıyla diğer işlemlerini halledeceğiz arkadaşlar. Thank you.
Evet arkadaşlar, sislerimizi de boyadık. Şu an kapı kollarını maskeleme işlemini tamamladık ve zımpara, astar boya işlemlerini sırasıyla kapı kollarına da uygulayacağız. Şu şekilde gayet güzel bir maskeleme işlemi oldu. Aynı sislerdeki olduğu gibi alt marş bir bir gün sonrasını görüyorsunuz şu anda. Önceki gün boyamıştık alt marş bir yerleri. Ve sıra sislerden sonra kapı kollarına geldi. Daha sonra en son ayna kapaklarımız var. Onların da işlemini tamamlayacağız sırasıyla. Evet arkadaşlar, aynalarımızın astarını attık. Şu anda kurumaya bekliyoruz. Bunu bugün bekleteceğiz. Havada zaten güneş gitti neredeyse. Saat 5 civarı şu anda. Kurumasında herhangi bir problem olmaması için bugün aynaları bu şekilde astarla bekleteceğiz. Yarın inşallah boyasını atıp bütün parçaların işlemleri tamamlanmış olacak. Şu şekilde diğer yerleri görebiliyorsunuz. Sis kapakları, marş bir yerler, kapı kolları. Aynaları bu şekilde maskelemesini yaptık. Aynı zamanda iç kısmının da maskelemesini güzelce yaptık ve her tarafını boyayacağız. Şu ayak kısmı siyah kalacak arkadaşlar. Oraya herhangi bir boyama işlemi yapmayacağız şu an için. Evet, biz yarın işleme devam edeceğiz. Videoyu burada sonlandırıyorum. Yarın görüşmek üzere. Lastiklerimizin arkadaşlar iç kısmında görünen bu ön taraftaki kaliperler normalde de kırmızıydı ama renkleri attığı için çok canlı durmuyordu. Onları da aynı şekilde kırmızı boyayla boyalarını tazeledik. Bu şekilde arka kampanamız daha canlı bir görünüme sahip oldu. Üstüne de vernik attık. Güzel bir görünüm oldu. Boyalar tazelendi. Evet arkadaşlar, aynalarımızın boyaları da bitti. Şu şekilde. Hatta üstünden 2 gün falan geçti. Boya kısmında herhangi bir video çekmedik. Zaten diğer parçalarla uyguladığımız yöntemin aynısı. Herhangi bir farklılık yok. Ve şu anda aracın son halini görüyorsunuz arkadaşlar. Kapı kolları, aynalar, marş biyerler, sis çerçeveleri komple gövde rengine boyanmış şekilde. Ve araç gövde rengiyle de hemen hemen birbirine çok yakın, oldukça uyumlu oldu. Evet, videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Bütün aşamaları sizlere çekmeye çalıştık, anlatmaya çalıştık. Güzel bir görünüme kavuştu. Birazdan videonun sonunda da eski fotoğraf ve yeni fotoğraflarıyla ilgili karşılaştırmalar yapacağım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.